Köstebek pasta. Uğraştırıcı ve çok lezzetli olan bu pastayı sizinle paylaşmak istedim. 4 yumurtayı 1 su bardağı şekerle çırpalım. Yumurta ve şeker köpük oluncaya kadar karıştıralım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı un ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı kakaoyu katıp bir güzel karıştıralım. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Keki pişirmek için 26 santim kelepçeli kalıp kullandım. Altına yağlı kağıt koyduğumuz keki 180 derece fırında alt üst ayarda 30 dakika pişiriyoruz. Kreması için bir tencereye 1 litre süt alalım. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim. 1 paket de vanilya ekledikten sonra hepsini karıştıralım. Daha sonra bir yumurtayı ekleyelim ve ocağın altını açalım. 100 gram da tereyağı ekledikten sonra bütün karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. 1 su bardağı Hindistan cevizi ekleyelim. Muhallebimiz topaklanmaması için ara sıra karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Pişen kekimizi ortadan ikiye keselim. Bu arada kekin soğumuş olmasına dikkat edelim. Köstebek pastamızı yapmak için yuvarlak bir borcam kalıp kullanacağız. Borcamın içerisini streç filmle kaplayalım. Daha sonra çıkması daha kolay olacaktır. Kestiğimiz kekin alt tabanını borcamın içerisine yerleştirmeye çalışalım. Büyük gelirse eğer kenarından çentik atarak yuvarlak şekilde yerleştirmeye çalışalım. Keki yerleştirirken kırılmalar olacaktır. Bu önemli değil. Sütle ıslattığımızda hepsi bir bütün olacaktır. 1 su bardağı sütle kekin her tarafını güzelce ıslatıyoruz. Kırılan yerleri kaşık yardımıyla düzenliyoruz. Kek kalıbın içerisine oluşturduğumuz havuzun içine kremayı boşaltıyoruz. Daha sonra 3-4 adet muzu halka halka keserek üzerine yerleştiriyoruz. Muzları biraz kalın dizersek daha güzel olacaktır. Kalan diğer tabanı da üzerine kapatıyoruz. Üzerine bastırarak iyice yapışmasını sağlayalım. Daha sonra yandaki streçlerle üzerini kapatalım. 3-4 saat buzdolabında soğumaya bırakalım. Kalan kırıntıları minik minik parçalayalım. Gerekirse rondoda toz haline getirebilirsiniz. Parçaladığımız kek kırıntılarını bir kaseye alıp bekletelim. Üzerini kaplamak için krem şanti hazırlayacağız. 1 su bardağı süte 1 paket krem şanti ekleyip güzelce kabarana kadar çırpıyoruz. Buzdolabında soğuyan kekimizi kalıptan çıkartıyoruz. Çıkarttığımız kekin etrafını düzenliyoruz. Daha sonra krem şanti ile etrafını kapatıyoruz. Bu pastayı mutlaka yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor.
Görünüşü, lezzeti, tadı mükemmel olan bu pasta çocukların vazgeçilmezi oldu. Krem şantiyle kapladığımız kekin üzerine ayırdığımız kırıklarla kaplıyoruz. Son olarak krem şantinin de donması için 1 saat kadar buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır. Bu pastayı ilk 25 yıl önce yapmıştım. Hala çok severek yaptığım bir pasta. Servis yaparken de hiçbir zaman dağılmıyor. Tabaktaki görünüşü çok güzel oluyor. Misafirlerinize gururla sunabileceğiniz bir pasta. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Pastanızın bekleme süresi uzun olursa lezzeti daha da güzel olacaktır. Dokusu, tadı mükemmel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.